Takımı tebrik ediyorum. Zaman zaman kötü de oynasak, yani kötü derken istediğimizi yapamasak bile hiçbir zaman mücadeleden kopmadık. Çok iyi mücadele ettik. Ve bugün kazanmamız gereken bir maçtı mutlaka. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanılması gereken bir maçtı bu maç. Ve onu başardık. Takımımla gurur duyuyorum çünkü şöyle, biz ligin ikinci yarısı başladıktan sonra 37 günde 10 tane maç oynadık. Yani 3,5 güne bir maç düştü. Ve bu maçlarımızın saatleri, günleri hep bizi zor duruma düşürecek şeydi, günlerdi. Ben tabii ki bunlara ne kadar söylesek de bir türlü değiştirme şansımız olmadı. O yüzden takım çok yıprandı. Şu anda bile herkes çok yorgun bu süreçten dolayı. Ama bugünkü maçı bizim mutlaka kazanmamız gerektiğini arkadaşlarımızla paylaştık. Ve dediğim gibi de gerçekten inanılmaz şekilde mücadele ettiler. Yani kazandığımız galibiyet çok çok iyi bir galibiyet. Bundan sonra yolumuza daha güvenle bakacağız. Ve bundan sonra biz haftada bir maç oynayacağız. Onun için de dinlenme şansımız, antrenman yapma şansımız çok iyi olacak. Çünkü biz bir aydan beri hiç antrenman yapmadık. 2 günde, 3 günde bir maç oynadığımız için bayağı bir sıkıntılar yaşamıştık. Onların hepsi bitti şimdi. Bundan sonra sakat arkadaşlarımızla geldikten sonra çok alternatifli, çok iyi bir kadro olacağız. Ve nasıl ilk yarıda güzel bir seri yakalamışsak, bütün amacımız bu seriyi yakalamak. Tabii ki ama şöyle bir şey var, ikinci yarı bütün takımlar için zor. Kalan 11-12 tane maç var. Onun için her maç zor geçecek, kolay geçmeyecek. Bundan sonra oynayacağımız Ankaragücü maçı da keza aynı şekilde. Çünkü aşağısı da yukarısı da karışık olduğu için her maçımız bir final havasında geçecek. Biz takım olarak hazırız. İnşallah bu zoru başarıp ligde iyi bir yerde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ya şimdi tabii ki hakkımızsa verilsin ama hakkımız değilse verilmesin. Biz öyle ondan yanayız. Tabii ki hakem arkadaşlarımızın görüşü, tabii ki penaltı net mi ben tam göremedim yani ama penaltı olduğu söylendi. Hakkımız olan bir penaltıydı. Onu da kullandık iyi bir şekilde. Orada Mert Hakan'ın golden sonra bir hareketi oldu Alanyaspor kulübesine. Onun kesinlikle bir art niyetli veyahut da Alanyaspor'a yapılmış bir şey kesinlikle değildir o. O sadece Mert Hakan'ın bir sevinç gösterisi. O kulübe tribünde bir ailesine ya birisine yaptı. O yüzden onlar için de yani kusura bakmasınlar. Gerçi biz konuştuk hepsiyle. Öyle bir şey olmaz bizden yana da. O da öyle olayı geçti. Çünkü Alanyaspor'la her zaman dostça, kardeşçe maçlarımızı oynamışızdır. Aynı şekilde de devam edecektir. Yani bizim şöyle, bizim aldığımız galibiyet biraz önce de söyledim. Yani haftalardan beri alamadığımız bir galibiyetti. O yüzden çok mutluyuz tabii ki. Önemli olan şimdi bundan sonra kalan maçlarımız. Onların hiç bir tanesi değil. Birincisi yorgunluk. Takımda olan yorgunluk. Birincisi bu. İkincisi sakat arkadaşlarımız. Kone ve Emre. Bu arkadaşlarımız sakatlıktan yeni çıktı. Mecbur oynatmak zorunda kaldık. Şu anda daha tam kendine gelemeyen daha arkadaşlarımız var. Bakın bugün mesela sol bekimiz yok. 2 tane sol bekimiz de sakat. Ama Erdoğan çok başarılı, mükemmel bir maç çıkardı. Stoperimiz de sakat Caner. Samba çok iyi oynadı. Yani bugün biz biraz önce de söyledim. O karşımızdaki takım sıradan bir takım değil. Çok iyi bir takım. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ve bu maçımız böyle olacağını, baskı yiyeceğimizi de çok iyi biliyorduk. Ve ilk yarıda, ikinci yarıda bazı zaman biz istedik onlar gelsin üstümüze diye. Biz sadece birazcık özellikle Kone ve Emre girdikten sonra birazcık son paslara dikkat edebilseydik biz orada ikinci golü de rahatlıkla bulabilirdik. İyi pozisyonlar yarattık. Son paslara dikkat edemedik. Dediğim gibi bu maçı kazanılması gerekiyordu. Böyle bir galibiyet almamız gerekiyordu. Ben arkadaşlarım mücadelelerinden dolayı kutluyorum yani. Gerçekten inanılmaz şekilde mücadele ettiler. Hepsini tebrik ediyorum. Ben zannetmiyorum. Oradan mutlaka çağırmışlardır. Öyle görmüştür. Tabii ki bugün en güzel şeylerden bir tanesi zaten tribündü. Yani taraftarımızdı. Muhteşem bir desteği vardı. Ama onların haklı olduğu yön çok. Biz şu anda Sivasspor olarak 30. maça girdi. İlk defa penaltı kullanıyor. Yani bu rekordur yani. Ya bir de bize biliyorsunuz bizim şu ana kadar gol atmadığımız hiçbir maç yok. Ama hiçbir penaltıdan olmadı. İlk defa penaltıdan gol attık. Tabii ki yani orada ben zannetmiyorum. Bu hakemi zaten genç ve geleceği mükemmel olan bir hakem. Onun için kolay kolay hata yapmaz yani.